NTV Spor ekranlarından herkese merhaba. Basketbol havasıyla karşınızdayız. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı devam ediyor. Bu heyecan yaşanırken biz de sizlere programımızın en başında haftanın en havalılarını sunacağız. Ardından özel konuğumuz Türk basketbol tarihinin en önemli oyuncularından biri Kerem Gönlüm olacak. Programımızı her zaman olduğu gibi sosyal medyaya bakarak kapatacağız. Ama önce haftanın en havalıları diyoruz. Basketbol havası başlıyor. Maçı karşısına aldı. Şimdi hareketlendi. Derek Brown atışı isabet. Spor Toto Basketbol Süper Ligi playoff yarı finallerinin en havalı anı Beşiktaş-Sonpojapen Anadolu Efes serisinin Abdi İpekçi'de oynanan 3. maçında Derek Brown'un son saniye şutunu sayıya çevirerek takımına galibiyeti getirmesi oldu. Clark! Ola Anadolu Efes. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde playoff yarı finallerinin en havalı hareketi dip çizgiden içeri girerek pozisyonu smaçla bitiren Earl Clark'tan geldi. Şimdi Bogdanović, 5 saniye kala üçlük Bogdanović. Spor Toto Basketbol Süper Ligi playoff yarı finallerinin en havalı performansı Darüşşafaka Doğuş serisinin 3. maçında 19 sayı, 3 rebound, 5 asist, 5 top çalmayla oynayarak takımını finale taşıyan Bogdan Bogdanović'ten geldi. Spor Toto Basketbol Süper Ligi playoff yarı finallerinin en havalı kadrosu şöyle şekillendi. Michael Roll, Beşiktaş-Sonpojapen. Bogdan Bogdanović, Fenerbahçe. DJ Strawberry, Beşiktaş-Sonpojapen. Earl Clark, Beşiktaş-Sonpojapen. Jan Veseli, Fenerbahçe. Sıra özel konuğumuza ve özel sohbetimize geldi. Türk basketbolunun aktif spor hayatı devam etmekte olan efsanelerinden Kerem Gönlüm ailesiyle beraber bizi güzel evinde ağırladı. Karşınızda Kerem Gönlüm. Kerem Gönlüm, basketbol havasına hoş geldin. Çok teşekkür ederiz bizi güzel evinde ağırladığın için. Rica ederim. Siz hoş geldiniz. İnşallah keyifli bir sohbetle beraber oluruz. Mutlaka öyle olacak. Sohbetimize kariyerinin ilk zamanlarına giderek başlamak istiyorum. Aslında o ilk zamanlar konusunda şöyle bir algı var. Kerem Gönlüm basketbola geç başlamıştır. Sen bu konuda neler düşünüyorsun? Böyle 8-9 yaşlarında başlamış olsan daha farklı bir gidişat olur muydu sence? Yani açıkçası evet biraz geç başladım, doğru. 18-19 yaşında başladım ama tabii ilkokul, ortaokulda dışarıda arkadaşlarımla oynuyordum. Yani içimde bir basketbol sevgisi vardı. Yani bir 8-9 yaşında başlasaydım belki bu kadar, açıkçası onu düşünüyorum ben bazen. Şu anda 40 yaşıma geldim. Belki kariyerim bu kadar uzun olmayabilirdi çünkü yıpranmayla alakalı biraz geç başladığım için hani motorunda bir arabanın motorunun bir ömrü vardır ya, sanki benim de hani o dönemde dinlenip ondan sonra daha motor şeyini tamamlamadım diye düşünüyorum ben. O yüzden 40 yaşına kadar oynadığımı düşünüyorum. Belki erken başlasaydım, 8-10 yaşında başlasaydım 40-30 sene bir spor hayatı belki bu kadar uzun sürmeyebilirdi. Doğru. Peki Kerem Gönlüm adının markalaşmasında, binlerce akranının önüne geçmesinde dönüm noktası ne oldu? Sen ne zaman anladın özel bir oyuncu olduğunu? Yani ilk basketbola başladığımı açıkçası o hikayeyi de hani bir şey yapayım. 18-19 yaşındaydım dediğim gibi. 18 yaşındaydım. Üniversite sınavına girdim. Bir konserde, Aşkın Nur Yengi konserinde Ankara'da Şeker Spor'da bir antrenör arkada oturuyormuş. Biz konserde eğlenirken, ayağa kalkıp zıplarken ailemle gitmiştik. Konseri görememiş. Evet. Yani yanında babam oturuyormuş. Babama sormuş, Süha Demircan hatta. Oğlunuz mu işte fiziği çok düzgün, uzun boylu, nerede oynuyor diye. Babam hani yeni üniversite sınavına girdi, bir yerde oynamıyor. Biz İskenderun Demirçelik'ten geldik çünkü orada oturuyorduk 18 sene. Kartını veriyor. Düşünür mü oynamak, ister mi diye. Biz akşam görüştük babamla hani evde. Zaten Ankara'da üniversiteyi kazanmıştım. Ondan sonra da hakikaten çok çalışarak da çok şükür bugünlere geldim. Geride kalan senede Sakarya Büyükşehir Belediyespor'la evet. Süper Lig'e yükseldiniz şampiyon olarak. Senin abiliğinde gerçekleşti bu durum. Evet. Nasıl geçti geçen sene? Kupayı kaldırmak sana neler hissettirdi? Geçen sene Karşıyaka'da oynadım ve bu senenin başında Sakarya'dan gelen teklif, açıkçası kariyerime ikincilikte devam eder miyim şeklinde biraz tereddütlerim oldu ama Burak Hoca aramış beni, Burak Bıyıktay. Sonra Cavit abi geldi, ikna ederim ben seni dedi. Benim için önemli olan hani profesyonel maddiyatla alakalı kısım değil, organizasyon da önemliydi. Onu bana anlattılar, Sakarya'nın nasıl bu işi önemsediğini, doğru bir organizasyonla basketbol, Türk basketbolunda önemli bir yer edinmek istediğini. Ben de misyon olarak hani böyle bir şeyin altına, böyle bir sorumluluğun altına girmek istedim. Çok şükür sezon boyunca da çok güzel anılarımız oldu arkadaşlarımla.
Hep onlarla da görüşüyordum zaten. Son konuşmada da takım maçtan sonraki Eskişehir'de kupa kaldırma maçtan sonra da söyledim. Onlarla oynamaktan büyük gurur duydum hakikaten. Çünkü çok karakterli oyuncular. Bizim çok ayrı bir havamız vardı. Ben onlarla hem abi oldum hem arkadaş oldum. Onlar bana hiçbir zaman saygılarını, sevgilerini eksik etmediler. Böyle bir ortamda zaten şampiyonluk geliyor. Çünkü bizden daha fazla bütçeli takımlar vardı. Ama biz net bir şekilde ligi de lider bitirdik. Sonra da şampiyon olduk. Açıkçası doğru bir karar verdim. Bir kez daha gördüm. Çok şükür bu sene her şey yolunda gitti. Bu senenin başında bu sezon Sakarya'yı lige çıkarmak, Sakarya ile beraber Süper Lig'e çıkmak ve bir sezon daha oynamak istediğini söylediğini hatırlıyorum. Yani bir sene daha seni parkelerde göreceğiz değil mi? Maalesef göreceksiniz. Dışarıdan da soruyorlar ne zaman bırakacaksın diye. Ama dediğim gibi oluşumda bana gelen teklifte geçen sene hani bu sene lige çıkalım beraber, abiliğinle beraber. Seneye de Süper Lig'de gene mücadele ederim. Ondan sonra kulüp organizasyonunda yer alırsın diye. Açıkçası bu teklif, bu organizasyon bana çok düzgün ve doğru geldi. O anlamda da maalesef dediğim gibi bir sene daha beni izleyeceksiniz. Seni daha yakından tanımak için 4 tane küçük bölümümüz var programımız dahilinde. Bunların en belalısıyla başlamak Eyvah. İstiyorum. Tamam, da... En kötüsünden başlayalım. Evet. Tamam. Onu bir diyorum ki geçirelim çünkü bence en zoru. Yarım cümlelerimiz var, onları tamamlamanı rica edeceğiz. O anda bunların aklına gelmesi bana kalırsa en sıkıntılı kısım. Tamam, bakalım. Hadi bakalım. Aleyhüp bölümüyle devam ediyoruz. Kerem Gönlüm yarım cümlelerimizi tamamlıyor. Bir şansım daha olsa NBA'den gelen San Antonio Spurs'dan gelen teklifi kabul ederdim ve bütün gemileri yakıp giderdim. En büyük başarım? En büyük başarım dünya ikinciliği. Beni en iyi? Eşim anlar. Bu hayatta en çok? Eşim ve çocuklarımla birlikte olmayı seviyorum. Hayatımda aldığım en güzel hediye 2 sene önce çocuklarım bana doğum gününde aldıkları hediye. Hayatta en korktuğum? Sevdiklerime bir şey olmaz. Aleyhüp'ü geride bıraktık. Dediğim kadar zor gelmedi sana herhalde. Yok, hiç sıkıntılı değilmiş. Belalı da değilmiş. Ama bundan sonraki bölümler bakalım göreceğiz. Onlar daha ılımlı diye düşünüyorum. Tamam o zaman. Basketbolla devam ediyorum. Kariyerinin 9 senesini geçirdiğin Anadolu Efes senin gönlünde en fazla yere sahip kulüp müdür acaba? Tabii ki de 6 senede Ülker'de oynamıştım ondan önce ama 9 sene Anadolu Efes'te geçirdim. Tabii ki de yani her kulüpte geçirdiğim zamanlarda benim için ayrı anıları var ama 9 sene uzun bir süre. Çok şey paylaştık oradaki bir sürü insanla. Başında da söyledim röportajın. Üzerimde emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama her kulübün bir sporcunun hayatında ayrı bir yeri oluyor. Galatasaray'da geçirdiğim, Karşıyaka'da geçirdiğim, Sakarya'da geçirdiğim. Çünkü ben biraz daha bu tarz duygularım ön planda yaşıyorum ben kariyerime. O yüzden hepsi için ayrı ayrı şeyler söyleyebilirim aslında. Sahada en iyi anlaştığın, ne yapacağını gözünden anlıyorum diye işaret edebileceğim bir takım arkadaşın oldu mu hiç? Soruyu daha sorarken aklıma geldi zaten. Ender var. Gerek kulüp bazında gerek milli takım bazında çok seneler birlikte oynadık. Zaten hep o da arkadaşımdı. Ender'in ne yapacağını, ne zaman ne yapacağını çok net bilirim. O da benim bilir. Yani o daha bir pozisyonda bir pas atmadan benim orada olacağımı bilir. Ben de zaten oraya atacağımı bildiğim için orada olurum. Ender'in hareketlerini çok net tanırım. Bu çok önemli bir şey aslında. Evet. Bir uzun oyuncu ile bir kısa oyuncunun evet. Çok iyi anlaşması ve birçok takımda ve milli takımlar düzeyinde beraber oynamaları Aynen. Büyük de kazanım olmuştur iki taraf için de. Tabii birbirimize değer kattığımız doğrudur. Peki senin pozisyon itibariyle çok iri bir oyuncu olmaman hiç seni zorladı mı? Ya da seni zorladığı noktalar neler oldu diyeyim? Aslında bunu genç arkadaşlarımla sohbetlerde dedi. Çünkü orada soruyorlar bana genellerde, panellerde, okullara gittiğimizde, dışarıda gördüklerinde. Şu anda basketbol çok değişti. Herkes her şeyi yapacak. İyi zıplayacak, hızlı koşacak, güçlü olacak, savunma yapacak, şut atacak. Ama
Ben o dezavantajım, yani boyum 2.8 ama kilom 102-103 hep oralarda dolaştım ben. Hiçbir zaman o mücadeleden, kendi pozisyonundaki oyuncuların iri olması falan mücadeleden beni kaçırmadı. Çünkü benim onlara karşı çabukluk avantajım vardı. Ben hep bunu kullanmak istedim. Onlar ağırdı ama ben de çabuktum. Ve o anlamda da o kilo dezavantajı gibi gözüken şeyi ben hiçbir zaman dert etmedim. Ve onu benim çabukluğumun avantajıyla nötrledim. 20 yıllık bir kariyer. Geriye dönüp baktığında seni en mutlu eden, sende en güzel iz bırakan sezon olarak hangi forma altındaki hangi seneyi hatırlarsın? Yani Efes'te var, Ted Ankara Kolej'de var keza öyle lige çıktığımda, Ülker'de var. Yani benim için tabii ki de çok ayrı yeri olan, şu anda da pat diye sarılınca da aklımlar gelmiyor insanın. Hakikaten hepsinin yeri ayrı, her sezonun yeri ayrı ama milli takımda geçirdiğim çok özel anlar var. Yani kariyerimle ilgili açıkçası o bölümde de sordum, değiştirebilseydim diye. Çok şükür her şeyi yaşadım. Sadece zaten cevabını da verdim. Bir tek NBA olayım vardı. Onu yaşayamadım ama kısmetmiş belki de, çünkü ben her şerrin, ya bu şer gibi düşünmemek lazım aslında ama her kötü şeyin bir daha kötü bir şeyden kurduğuna inanıyorum insanın. Çünkü kariyerim boyunca hakikaten bir sürü sakatlık, talihsiz olay yaşadım ben. Ama belki büyüklerimden korudu bunlar beni. Amerika'ya gitseydim belki ilk gittiğim sene daha büyük bir sakatlık yaşayıp kariyerim sona erecekti. O zaman eşimle evli değildim, belki evlenecektim, iki tane evladım olmayacaktı. Yani o anlamda sadece NBA kariyeriyle alakalı bir tek içimde bir uhde var. Onun dışında kariyerimle ilgili her anımın, her sevimimin benim için çok değerli yeri var. Ama orada da şöyle bir şey yansımıştı medya, tabii ne kadar doğrudur sana sormak lazım. Senin inisiyatifinde olan bir şey değil, kulüp bazında evet, bir sıkıntıyla karşılaştığın aynen için öyle gidemedin. Aynen öyle. Zaten soruda da cevapladım orada bölümde, Aliyup bölümünde. Gemileri yakar giderdim dediğim oydu. Tecrübesizdim. Şu andaki düşüncelerimden tabii gençtim, daha gençtim, daha tecrübesizdim. Kulüpte sözleşmem vardı ve San Antonio'da hani 2 senelik bir kontrat vermişti. Kulüp opsiyonuyla kaldım. Kendi tercihime kalmadım ama dediğim gibi her şeyde bir hayır varmış. Yapacak bir şey yok. Seç biriniyle devam edelim. Burada da enteresan seçeneklerimiz var. Senden birini tercih etmeni rica edeceğiz. Eyvah. Peki. Görelim. Bildiğiniz gibi seç birini bölümümüzde enteresan iki seçeneğimiz oluyor. Bakalım Kerem Gönlüm'ün içinden neler geldi. Görünmez olmak mı, akıl okuyabilmek mi? Akıl okuyabilmek. Geçmişe gidip atalarınla tanışmak mı, geleceğe gidip torunlarınla tanışmak mı? Geleceğe gidip torunlarınla tanışmak. Hayvanlarla konuşabilmek mi, dünyadaki tüm dilleri konuşabilmek mi? Hayvanlarla konuşabilmek. Mental olarak hiç yaşlanmamak mı, fiziksel olarak hiç yaşlanmamak mı? Fiziksel olarak hiç yaşlanmamak. Bütün yeryüzünü keşfetmek mi, uzaya çıkmak mı? Uzaya çıkmak. Telefonunu kaybetmek mi, cüzdanını kaybetmek mi? Cüzdanımı kaybetmek. Gözünle zoom yapabilmek mi, kulağınla zoom yapabilmek mi? Kulağımla zoom yapabilmek. Seç birine gitmeden önce milli takıma parantez açmıştın. Oradan devam etmek istiyorum. 120'nin üzerinde forma giymişliğin var. Ay yıldızlı formayı taşımışlığın var. Sana neler hissettirir milli takımına sahaya çıkmak? Milli takım zaten bambaşka bir duygu. Her sporcunun sadece basketbol anlamında değil, mutlaka o milli formayı, o ay yıldızı taşıması gerekiyor göğsünde. Çünkü bütün ülkenin, yani nasıl söyleyeyim, zaten bizim bayrağımızın da çok önemli bir hikayesi var. O anlamda hep onu düşünüyorsun ve ay yıldızı formayı taşımak hakikaten büyük bir gurur. Ben de çok şükür kariyerim boyunca yaklaşık bir 13-14 sene ay yıldızı formayı taşıdım. Her zaman da üst sıralara taşımak için mücadelemizi ettik. Yani kulüple ay yıldız milli takım çok farklı. Oradaki duygular çok farklı oluyor hakikaten. Dediğim gibi her sporcu Allah inşallah nasip eder milli formayı giymek. Aliyup bölümünde de en büyük başarın olarak dünya ikinciliğini göstermiştin. Evet, herhalde evet. Aslında kariyerinde en mutlu olduğun anı gitmek için 2010'a gitmek lazım. Aynen, değil mi? Aynen öyle. 2010'da kariyerimde yaşayabileceğim nirvana diyeyim artık, hani zirve. Kendi ülkemizde olması. Gerçekten bir daha oraya, o sorularda vardı hani, bir daha o seneyi yaşamak isterdim, o anları yaşamak isterdim. Ama şampiyon olarak tabii. İkinci değil, evet. Aslında gençler sizin jenerasyonunuzu biraz daha şanslı görüyorlar. Şu anda 5 yabancı sahada olabildiği için. Ama bu noktada sen hiçbir antrenörün fayda göreceği bir oyuncudan yoksun kalmak istemeyeceğine dair bir ifade kullanmıştın. Çok net hatırlıyorum. Evet, aynen. Yani antrenör kullanabileceği sahada kendisine fayda sağlayabilecek bir genç oyuncuyu oynatmamazlık yapmaz diye düşünüyorum ki bu şekilde
Genç oyuncuların da tabii sistemleri normal. Çünkü bizim dönemimizde sahada 3 tane Türk yer alabiliyordu. Ama sonuçta sistemle alakalı bir çok fazla tartışılacak, yapılacak bir şey yok. Şöyle yok. Zaten federasyonumuz şimdi yeni yönetimiyle birlikte bu konuda gerekli adımlar atacaklardır. Ama ben hep onu da söylüyorum. Hiçbir zaman forma verilmez, forma alınır. Gençler, genç oyuncular, süre alamayan oyuncular çalışmaya devam ettikleri sürece hiçbir şey kaybetmeyecekler zaten. Yani hiç oynamasalar bile bir şeyler kazanımlarını yapacaklar. Ve bu kariyerleri boyunca ileride onlara mutlaka fayda sağlayacak. Ama en kötüsü, ben oynamıyorum, çalışmayayım dedikleri zamandır. Çünkü benim de kariyerim boyunca oldu onlar. Belki 6-7 ay sezon sonuna kadar neredeyse oynamadığım bir dönemde ciddi bir sakatlıkta, kendi pozisyondaki bir oyuncu sakatlandığında veya başına bir şey geldiğinde, bir hastalandığında, çok önemli bir kritik maç geldiğinde kendini her zaman hazır tutman gerekiyor. Bence gençler biraz daha kafa yapılarını bu şekilde, yani çalışma odaklı oldukları sürece bence dediğim gibi hiçbir zarar görmezler, büyük kazanımlar sağlarlar. Sırada serbest atış bölümümüz var. Burada Twitter'a gideceğiz ve seninle ilgili atılmış birkaç tweet'e bakacağız ama önce sana sormak isterim. Hiç takip ediyor musun kendinle ilgili yapılan yorumları? Yani sosyal medyayı takip ediyorum zaten. Öyle bir çağdayız ki artık sosyal medya... Takip etmesen de önüne evet, geliyor. Evet, yani geliyor. Takip ediyorum ama çok fazla da böyle kanalize olmuyorum açıkçası. Bazen böyle boş vakitlerimde bakıyorum. O zaman bakalım bizim senin için seçtiklerimizi daha önce görmüş müsün? Eyvah, bakalım. Serbest atışta Kerem Gönlüm'le beraber Twitter'a bir parantez açıyoruz. Bakalım onun için nasıl yorumlar gelmiş. Kerem Gönlüm'ün ses tellerini söküp yerine bas gitar teli takmışlar galiba. O nasıl bir sestir, öyle ürktüm. Doğru, sesim biraz kalın ama sesimi karizmatik bulanlar da çok. Hatta birkaç yerden haber sunuculuğu yapmam için teklif gelmişti. Bu Kerem Gönlüm basketbol işini biraz abartmadı mı ya? Yeter artık, daha ne kadar oynayacaksın? Bırak da azıcık çocuklar oynasın. Doğru, 40 yaşındayım, hala oynuyorum ama sonuçta o içimdeki amatör ruhu ve heyecanı kaybetmediğim sürece de oynamak istiyorum. Beni biraz daha ezeceksiniz, kusura bakmayın. Biri Kerem Gönlüm'e boyunun 2 küsür olduğunu söylesin. Bir smaç yap arkadaş. Smaç yapıyorum aslında ama arkadaş herhalde izleyememiş. Fark etmez. Bu yorumlar için teşekkür ediyorum. Kerem Gönlüm'ün her sayı sonrası yüzüğünü öpmesi. Futbol olsa bir iki golde öpersin ama baskette 20 sayı atınca yüzüğün rengi çıkar be. Tabii her oyuncunun kendine ait bir uğru oluyor. Ben de her faalden sonra sayı attığım zaman yüzüğümü öpüyorum. O da benim uğrum. Konuyla alakası yok ama Kaka ile Kerem Gönlüm'ün yüzleri arasında muazzam bir benzerlik var. Evet, bunu daha önce de söylemişlerdi. Hatta ben de çok eski zamanlarda bir Instagram'da bir paylaşım yapmıştım. Kaka ile beraber resmimi paylaşmıştım. Benzetenler çok oluyor. Kerem Gönlüm'ün megalomanlık yapıp iki oğluna da Kerem ismini vermesi. Yayında da cevapladım zaten. Bu eşimin tercihiydi. Eşim iki oğluma da benim ismimi verdi. Basketbol kariyeri bu denli dolu bir sporcunun, oğullarının da Türkiye'ye mal olmuş bir sporcunun ismini taşımasının gurur verici olacağını düşündüğü için eşim tercih etti. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Evet, bu tweetlerden daha önce gördüğün var mı diyeceğim ama herhalde yoktu. Yoktu. Daha önce yoktu ama sonuçta herkesin kendi düşüncesi. Güzel yorumlar almak, eleştiri de olabilir. Bu işin doğasında var. Önemli olan onları kabullenebilmek. Teşekkür ediyorum herkese. Eşin Elif Gönlüm'le de 18 yıllık bir beraberliğiniz var. Biraz da aileden bahsedelim istiyorum. Nasıl tanıştınız, nasıl karar verdiniz hayatlarınızı birleştirmeye? Ben Ankara'dan İstanbul'a ilk geldiğimde havaalanında eşimle karşılaştık. Aa. Evet, o da bir... ben yurt dışına çıkıyordum maç için. O da havaalanında görevliydi. Oradan sonra... bir 18 senelik sevmene başladık. Beraber büyüdünüz gibi bir durum aslında değil mi? Evet, ben 23 yaşındaydım, eşim 18 yaşındaydı. İnsanın karakteri beraber oturuyor mu böyle bir hadise olunca? Ben inanıyorum, birbirine benzediğine de inanıyorum. Öyle derler, ona da inanıyorum. Yani eşler zamanla birbirine benzer. Fiziksel anlamda da, evet. Çünkü dediğim gibi 18 sene, Allah daha nicelerini, nice seneleri yaşatsın ama 18 sene önce tanıştık.
Çocukların isimleriyle alakalı bir tweet de vardı. Sen evet, cevap cevapladım. Vermiştin ama. Valla orada Twitter'da megaloman demişler bana ama açıkçası bölümde de cevapladım. Onun benimle bir ilgisi yok. Yani benim kararım değildi, eşimin kararıydı. Sırada tahmin tahtası bölümümüz var. Burada sana birkaç soru yönelteceğiz. Hı-hı. Aynı soruları Elif Gönlüm'e ve çocuklara da soracağız. Tamam. Doğru cevap arayacağız orada. Tabii ki Elif Gönlüm'den çoğunun doğru cevabının geleceğini tahmin ediyorum. Olabilir. Ama... Olabilir. Çocuklar Kerem belki biraz daha şey olur ama Keremcan doğru soruları cevaplayabilir. Hiç belli olmuyor. Peki. Bakalım. Bakalım. Buyurun. Ufaktan da çıkabilir. Ummadık taş başlayabilir. Tamam, bakalım. Tahmin tahtasıyla devam ediyoruz. Birkaç tane sorumuz var. Bu soruları önce Kerem Gönlüm cevaplıyor. Ardından eşi Elif Gönlüm, Keremcan ve Kerem Alp. Kerem Gönlüm'ün uğurlu sayısı nedir? 12. Tabii ki 12. Forma numaramdan dolayı 12. Kerem Gönlüm'ün en sevdiği basketbolcu kimdir? Tim Duncan. Bilmiyorum. Mehmet Okur. Tim Duncan. Kerem Gönlüm'ün en sevdiği televizyon programı hangisidir? İçeride. Cesur o güzel. Dizi sever. İçeride izliyor bu son dönemde. Dizi izliyorum. İçeride. Kerem Gönlüm'ün en sevdiği hayvan nedir? Köpek. 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 İki tane evde var zaten. Köpek. Kerem Gönlüm neden ya da kimden korkar? Örümcekten korkar. Örümcek. Hiç kimseden korkmaz. Kimseden korkmam ama yılandan korkarım. Kerem Gönlüm ne yiyemez? Patlıcan. Bilmiyorum. Patlıcan yiyemez. Böyle bir yemediğim pek bir şey yok ama patlıcan. Patlıcanı yemem öyle. Kerem Gönlüm'ün en çok sevdiği tatlı hangisidir? Profiterol. Tramüs. Tiramisu. Sütlü tatlıları çok severim. Profiterole bayılırım. Tahmin tahtasından dönüşte programımızı kapatmaya çok da az bir zaman kalmışken evdeki hayvanlarla da ilgili biraz konuşmak istiyorum. Çünkü iki köpek, üç kedi tespit ettik değil mi? Doğrudur. Kalabalık bir aile. Aynen öyle. Onların hikayeleri neler? Ya hayvanları çok seviyoruz ailecek. Zaten çocukların büyümesinde de hayvanların etkisinin önemli olduğunu biliyoruz eşimle beraber. Eşim de çok seviyordu zaten. İlk bir tane kediyle başladık. Hayvan sevgimiz arkası geldi. İki köpek, üç kediyle devam ediyoruz. Son olarak bir soru sormak istiyorum. O da kariyerinde beraber oynadığın ya da rakibin olan en tehlikeli ilk beşi yapmanı rica etsem. Hı. İçine tabii kendini de koyarak. Tabii. Kimler aklına gelir? Rakip olarak değil mi? Tehlikeli. Tabii çok tehlikeliler ama beraber oynuyorsunuz şu anda. Beraber oynuyoruz. Evet. Biz bir takım yapacağız. Şu anda siz bir takımsınız ama. Rakibin değil onlar. Hayır onlar tamam. Rakibin değil ama önceden rakibin olmuş oyunculardan olabilir. Tamam. Uzunlardan Tonako Bird'ı alabilirim. Hı hı. Gerçekten ondan ürküyordum. Çok fazla bir oyuncudan korkmam ama çok güçlüydü. Ben kendimi koymayayım. Dışarıdan ben o takımın bir parçası olayım. Konrad McRae rahmetli onunla oynamayı çok isterdim. Guard pozisyonunda Namoski. Hı hı. Skorer'de Harun abi alırdım, tehlikeli. 3 numaraya da Tony Parker alırdım, Anthony Parker. Efsane kadro. Anthony Parker alırdım, evet. Çok teşekkürler, ağzına sağlık Kerem Gönlüm. Rica ederim, ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Umarım keyifli geçmiştir. Basketbol Havası'nın sıradaki bölümünde haftaya sosyal medya üzerinden bakacağız. Instagram ve Twitter'da neler konuşulmuş, hangi hashtagler öne çıkmış bunları hep beraber göreceğiz. Ayrıca sizlerin seçtiği haftanın en havalı hareketi ve en havalı oyuncusu da bu bölümümüzde. Birkan Batuk Malta seyahatinde çekildiği bu fotoğrafı Instagram hesabından tüm şehrin müze gibi olduğuna dikkat çekerek paylaştı. Ege Arar arkadaşı Emircan Koşut'la gittikleri İtalya'nın Venedik kentinde çekildikleri bu selfie'yi kendi Instagram hesabına road trip hashtag'i ile ekledi. Jason Granger, Alex Kirk ve Brandon Paul'la Barcelona seyahatinde çektirdikleri bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaşırken fotoğrafın altına da olunabilecek en güzel yerde olduklarını ifade eden Best Place to Be hashtagini not düştü. Sosyal medyada sizlerin oylarıyla belirlenen yarı finallerin en havalı oyuncusu Darüşşafaka Doğuş'la oynadıkları 3. maçta 19 sayı, 3 rebound, 5 asist, 5 de top çalmayla oynayan Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic oldu.
Sizler de en havalı hareket ve en havalı oyuncu hashtagleriyle kendi seçimlerinizi yapabilirsiniz. Basketbol Havası'nın bu haftada sonuna geldik. Umarız sizin de havanız biraz olsun değişmiştir. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.